işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda ticaretle de uğraşıyorum. Mersin'de komisyoncunun bölge sorumlusuyum. Akışlar Komisyon Evi'nin. 10 dönüm civarında seram var. Tamamında PS64 ekili. PS64'ü Seminis firmasının bölgedeki çalışmalar sırasında tanıştık. Seralarıma ekmeye başladım. 7-8 yıldır PS64'ü seralarıma ekiyorum. PS64'ün özelliği özellikle çok meyve tutması. İşçiliği kolay, yaprakları küçük, güneş ışığını, güneş enerjisini daha fazla alıyor. Nemi fazla tutmuyor bu yönden. Sapının uzun olması, koltuk yapısında daha standart meyvelerin olup ihracata iyi gelmesi. Daha çok ürün elde ediyoruz PS64'ten diğerlerine göre. Ben bu yönden PS64'ü çok seviyorum. Her zaman da ekerim. PS64'te koltuk yapısı kendini zamanla körletiyor. Diğerlerinde bu olmuyor. Bu sebepten dolayı PS64 hem kaliteli hem koltuğunu kendi kendine körlüyor. Yaprağı küçük, ilaçlaması ve işçiliği daha basit oluyor bizim için. Tasarruf oluyor. Burada çiftçilerimizle istişare ettiğimizde bu bölgede %90'ı PS64 ekiyor. Sebebi ise şu. İhracata iyi gelmesi, yüksek kalitesinin olması, saplı olması ve de dayanıklı olması. Kıtır kıtır da bir meyvesinin olup damak tadının olması mükemmel bir şey. Bozyazı ilçesi Tekeli mahallesinde 2002 yılından beri zirailat faaliyeti yapmaktayız. Ağırlıklı olarak Tekeli bölgemizde hıyar yetiştiriciliği yapmaktayız. Çalıştığımız çeşitler ağırlıklı olarak Seminis grubunun çeşitleri. PS64'ü uzun yıllardır tanıyoruz. PS64'ün önde gelen özelliklerin en başında gelen şeyi vejetatif aksam dediğimiz bitkideki yaprak ayalarının küçük olması. Kış şartlarında üretim yaptığımız için yaprak ayalarının küçüklüğünden dolayı meyveyi beslediği zaman çok hızlı bir büyüme kabiliyeti var. Ayrıca boğmaklarından çiftli meyve vermesi, daha sonra koltuk bölümüne geçtiği zaman koltuklarında ikinci boğmaktan sonra kendini körlemesi, bunlar çiftçiler için çok büyük bir öncelik sağlıyor. Daha sonra meyve yapısının parlaklığı, meyve boyunun 17-18 cm boyutunda olması, açık yeşil rengi, meyve lezzetinin lezzetli olması, meyvanın kısır tatlı olması, tatlık derecesinin yüksek olması, çiftçilerin en büyük tercih etmesindeki sebeplerden bir tanesi. Özellikle Tekeli bölgesinde Aralık, Ocak, Şubat aylarında meyveyi çıkartabilen çiftçi para kazanıyor. O yüzden de PS64 hızlı meyve gösterip hızlı yetiştirdiğinden dolayı kazandıran bir çeşit. Komisyonerim saygıyım. İsmim Ertuğrul Hocaoğlu. Yaklaşık 25 senedir bu işi yapıyorum. Buranın da en eski esnafıyım. Yetiştiğimiz ürünler olsun, sattığımız ürünler olsun, %90 salatalık cinsidir, salatalıktır. Yetişen malların da %70-%80'i Avrupa ülkelerine gidiyor. Bunun yanında Polonya'ya gidiyor, Ukrayna'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor. Yaklaşık bir 10 yıldır tesisatçıların üzerinde biraz durduk. Verim kalitesinin yüksek olduğundan dolayı deneme safhasında, 2 yıl deneme safhasında sonra gördük. Ondan sonra vatandaş bunu özellikle istedi ve sonra devam ediyoruz. Piyasalar bir sözü tercih etmiyoruz. Sebebi aramasının yüksek olması, yola dayanıklılığı olması, artık da tüccarların çeşidi tercih etmesinden dolayı piyasalar bir sözünün üzerinden daha çok duruyoruz. Piyasalar bir sözü bir özel yapısıdır. Ağaç hiçbir zaman boş kalmaz, sürekli doğumunu yapar. Bu sebepten dolayı da biz PS64'ü hem harcılar olarak benimsiyoruz, hem çiftçiler bizden daha çok benimsiyoruz. Ali Yel ben. Aydıncık Köylüoğlu Komisyon Evi sahibi. Genelde %90 salatalık işliyoruz. Ağırlığımız salatalık. Biz komisyoncu olarak aynı zamanda güçlü bir üreticiyiz de Aydıncık'ta. PS64'ü bizim en çok tercih etmemizin sebebi tabii parlaklığı, açık yeşil rengi olması, boyu önemli, evet. Ve pazarda çok istek görmesi, bizden talep edilmesi, raf ömrünün uzun olması, bu gibi sebeplerden dolayı 64 öne çıkan bir çeşit oldu bizim için. Satış rahatlığı,
çok önemli. Bahar aylarında bu çekirdekliğin 64'te biraz küçük ortasında, dışında et oranı biraz fazla. Bundan dolayı raf ömrü uzun oluyor. Mesela bazı rakiplerinde bu emici kısmı diyoruz biz buraya. Onlarda sivri kalıyor. Bunda yuvarlak olması bir artı. PSA 64 kazandıran bir çeşittir. Üretim bakımından baktığımızda diğer rakiplerine göre iyi tonaj alıyoruz. Birim bazı metrekarede güzel tonaj alıyoruz. Komisyonculuk satış bakımından baktığımızda çok kolay satabildiğimiz bir ürün. Pazarda istekli olan bir ürün. Bunun için 64'ü tercih ediyoruz. Halit Kocaba, biraz mühendisliği, yaklaşık 1991 yılında bu yana hem üretici hem bayi olarak yanılıyor, ilerlek bayi olarak. Aydınlık'ta en eski bayilerden bir tanesi. PMD64'ün denemesi de bir de ben izleyemedim. Ve PMD64 çok çabuk bunu arası oldu. İnsanlar da tabii böyle bir adet tutumu olduğu için veri bile yüksek. Bunu beğendiler. PMD64 bilim üzerinde meyve kalitesi çok iyi olmaz. Yaprak büyüklüğü diğer çeşitleri böyle daha küçük. Yan dal, bu da korkup diyoruz. Yan dal verimi çok iyi. Parlak ve yeşil olmasından dolayı pazarda çok iyi sıralıştı oldu. Meyve yapısındaki sürüksüz olmasından dolayı ürününde herhangi bir deformasyon olmuyor. Bir de meyvelerin yarı motor olması sebebiyle her koltuk ve her gözdeki boğumda çıkmayı var. Benim çok iyi. Onun dolayı kesinlikle bir ürünler yok. Meyve uzunluğu bizim sebebimiz tesliydi. 17-20 santim arası. Bizim güzel. Bu özellikle bu PSA bizim tesli ediyor ayrıca. Sonra %90 ayrıca etkilenmesi PSA bizim. Thank you.